bence. Yani spora özellikle kız erkek demeksizin spora olan hedefe, başarıya yönelik bu tarz güzel hareketleri gördükçe ne oluyor? Toplum olarak biraz daha farklı bir bilinçteyiz artık. Tabii. Yani. Diyoruz ki hepimiz her şekilde, her yaşta başlayabiliriz ve başarı sonsuz. Van'da 3 yıl önce başlayan bir hayal var. O da gerçek oldu. Nedir diyeceksiniz? Vanlı genç kızlar kentin ilk futbol takımını kurdular. Van. Evet. 2-3. Van. Bir numara ya. Şampiyonluklar elde ettiler. Şimdi ikinci lige yükselmek için mücadelelerini sürdürüyorlar. İşte buyurun görüntüler. Her şey 3 sene önce başladı. Aileleri futbol oynamalarını istemiyordu. Futbol antrenörü Mecit Tekin o aileleri tek tek ikna etti. 15-20 yaş arası 60 genç kızın yeteneklerini sergileyebilmelerini sağladı. Van ilk kadın futbol takımı kuruldu. Birçoğumuzun ailesi karşıydı bu işe. Mecit Hoca ailelerimizle, çevremizle yani bu ön yargıları yıkmak için çok fazla çaba gösterdik. Çok iyi yerlere geldik, emek verdik. Hedefimiz ikinci lig maçlarına daha iyi hazırlanmak, playoff maçlarını almak en iyi şekilde. Van'da 3 yıl önce başlayan macera Van Gücü Kadın Futbol Takımı'na evrildi. 3. lig 20. grubun şampiyonu olan Van Gücü Kadınları şimdi gelecek hafta Şanlıurfa'da oynanacak 2. lige yükselme mücadelesine hazırlanıyor. 2. lige yükselmek, önümüzdeki günlerde playoff maçımız var. İnşallah galibiyetle döneceğiz ve takımımızı 2. lige yükselteceğiz. Kadın futbolcular futbol erkek işi diyenlere cevabı sahada vermek için antrenmanlarını sürdürüyorlar. Şimdiden transfer teklifleri de gelmeye başladı. Burada yetenekli 4-5 sporcumuzla Süper Lig takımlarına transfer edeceğiz. Bu da ilimiz için, ilimizin genç kızları için gerçekten önemli bir adım. İnşallah bundan sonra çok daha iyi şekilde destekler alarak takımımızı iyi yerlere getireceğiz. Van'da kadın futbol takımı helal bütün olsun engelleri aştılar. İkinci lige yükseldiler. Başarıdan başarıya koşuyorlar. Helal olsun size. Valla Mecit Hoca'yı ayrıca alkışlıyorum. Evet. Her birinin ailesine gitmiş ve bu kızımızda büyük yetenek var. Futbol oynatalım demiş. Helal olsun. Aileler de başta direlenler de olmuştur elbette. Ama işte gördüğün gibi başarıdan başarıya koşuyorlar. Helal olsun. Bak 8 maçta 54 gol atmışlar. Hiç mi acımadınız kardeşim karşı rakip takıma ya? Müthişler. Kızlarımıza helal olsun. Helal olsun evet, gerçekten. Ya bak bu tür başarıları sporda özellikle kızlarımızın yarattığı başarılar hepimize örnek olsun ya. Yani sadece gençlerimize değil. Yani memurumuza da, işçimize de, siyasetçimize evet de. Hı-hı. Düşünsene yani nelerle uğraşıyoruz ama kızlarımızın başarılarıyla alıp başımızı gidiyoruz. Evet. Bambaşka bir yerlere ne kadar da güzel. Demek ki olabiliyor işte. Olabiliyor. Çünkü başarılara o kadar muhtacız ki özellikle spor alanında. Futbolcular iki tane gol atıyor. Hololol, dünyayı yıkıyoruz. Baksana neler yaptı kızlar. Ya ilham işte bu çok güzel bir şey. Evet. Yani esinlenmek ve ama onlar yapıyor da oğlanlar niye yapmıyor? Onu anlamıyorum. Efendim? Oğlanlar niye yapamıyor? Kızlar onlar yapıyor da. Onlar da yaparlar. Yani yaparlar ederler de bak. İstemek çok önemli ama destek, doğru yönlendirme dediğin gibi ailede sonra o koçta düzenli çalışmanın emeği sonucunda çok aynen fazla önemi var tabii ki. Çok güzel konuştun. Helal olsun. Helal olsun. Yürekten, kalpten alkışlıyoruz kardeşim. Haydi bakalım.